İstanbul'da iki genç arasındaki nişan atıldı. Sonra işe aileler karıştı. Silahlı çatışma çıktı. Üstelik bir kere de değil. Çifte çatışma ateşlenen kurşunlardan biri olayla ilgisi olmayan 24 yaşındaki bir genci hayattan kopardı. Nişan atıldı, aileler silahla çatıştı. Kör kurşun 24 yaşındaki genci hayattan kopardı. Genç açlı öldü ya. Kör kurşuna gitti. Ömer Mustafa 5 ay önce bir kızla nişanlanmıştı. Ancak kızın ailesi damadı istemedi. Kız tarafı demiş ben kızımı vermiyorum. Kızla oğlu seviyormuş. Kızla gelmiş buna evde oturmuş. Kızın kendi mi gelmiş yoksa kaçırmışlar mı kızı? Kendi gelmiş. Kız tarafının akrabaları eski nişanlısına kaçan kızlarını erkek tarafından istedi. Ancak red cevabı alınca silahlarını çıkardılar ve aileye ateş etmeye başladılar. İddiaya göre o red yanıtı silahların ateşlenmesine yetmişti. Evet, 3 tane mermi yeri gelmiş diyor. Dördüncü diyor ben karıma vurmuş, beşinci teyzemi oğluna vurulmuştu. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis failleri ararken Küçükçekmece karıştı. İkisinin birbiriyle bağlantılı, başka bir şey yok. Erkek tarafı o saldırıdan sonra adeta savaşa gider gibi silahlarını kuşandı ve kız tarafının oturduğu Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'ne geldi. Gelir gelmez de kaldırımda bekleyen kız tarafını gördüler. Araçtan onlara doğru ateş açtılar. Onlar bunları ateş ettikten sonra bunlar da kendini savunmak için artık onların arkasına koştu. Kurşunlardan biri Ahmet Elçi'ye isabet etti. Saldırı sırasında olaylarla hiç alakası olmayan Ahmet Elçi ağır yaralandı, hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sadece o değil, onun amcasının oğlu ve yoldan geçen 15 yaşındaki bir çocuk da yaralandı. Buradan geçiyorlar, öldürüyorlar ya. Genç yaşlı öldü ya. Kaybettik abi ya. Evli ve iki çocuk babası genç adam toprağa verilmek üzere memleketine götürüldü. Polis de kaçan saldırganların peşine düştü.